Herkese merhabalar arkadaşlar. Arma'nın peşindeyiz. Bugün sizlerle beraber Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasına gideceğiz. Tabii ben gidemeyeceğim. Ben bugün İstanbul'da olacağım. Maçı evimden takip edeceğim ama babam ve abilerimle birlikte size bu stadyum vlogunu, deplasman vlogu yine yaşatacağız. Alanya'da onlar. Havanın güzel olduğunu öğrendik. Takımımızın moralinin yüksek olduğunu öğrendik. Dün takımımızı karşılamaya gittiler. Video içerisinde zaten onları da göreceksiniz. Bugün ben anonsu İstanbul'dan yapıyorum ama videonun tamamı Alanya'da olacak ve stadyum atmosferini sonuna kadar yaşayacaksınız. İnşallah galip geldiğimiz bir videoyu paylaşmış olacağım sizlerle. Ümidim bu yönde. Bildiğiniz üzere zaten Alanya'da kazandığımızda şampiyonluk düğümünü çözdüğümüzü hatırlayalım. Geçen sene biz oradaydık. Daha önceki senelerde de Alanya'da ne zaman kazansak şampiyon olduğumuzu hatırlıyoruz. Bugün de Hedef 24 yolunda yine şampiyonluk düğümünü çözeceğimiz bir maç olacağına inanıyorum ben. Bilindiği üzere dün Fenerbahçe kazandı. Yine jokerlerini kullanarak kazandı ama bugün biz gerçekten bileğimizin hakkıyla yine bütün sezon olduğu gibi kazandığımız maçları bileğimizin hakkıyla kazandığımız gibi bugün de Alanyaspor'u yenmeyi istiyoruz. Zor bir maç olacak, iyi bir tribün olacak, iyi bir deplasman olacak. Bunun bütün atmosferini sizle yaşayacağız. Sponsorumuz Golvar'ın katkılarıyla bildiğiniz üzere günlük iddia tahminleri ve haberler, futbol haberleri, spor haberlerini takip edebilirsiniz. Linki de açıklama kısmında mevcut. Sponsorumuz Golvar'ın katkılarıyla Alanya Galatasaray deplasman vlog başlıyor. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Kleopatra plajındayız. Elbette İstanbul'dan, Adapazarı'ndan, Sapanca'dan gelen, hatta Antalya'dan, çok uzak yerlerden gelen dostlarımız, arkadaşlarımız var. Süreyya kardeşim, öncelikle Arma'nın peşinde kanalı için neler söyleyeceksin? Sonra da Galatasaray maçı ile ilgili yorumlarını ve sonucunda da tabii ki olup biten olayları da biliyorsun, konuyu biliyorsun. Konuyla ilgili ne söylersen dinliyoruz. Arma'nın peşinde kanalımızı öncelikle tebrik ediyorum. Çok güzel bir kanal olmuş. Tufan kardeşime başarılar diliyorum. Bu maçı sabırsızlıkla bekledik. Öğlen erken saatte Antalya'dan çıktık, buraya geldik. Şu an Kleopatra plajındayız. Maç saatini bekliyoruz. Oyalanıyoruz burada. Stresli bir maç. Sağ olun. Bu stresli maçı inşallah bu akşam kazasız belasız atlatırız. Kazanacağımıza eminim ama biraz zor bir maç olacak. Tabii Alanya formda bir takım. Ama biz de güçlü bir takımız. Kadromuza güveniyorum, takımımıza güveniyorum, Okan hocamıza güveniyorum. Dolayısıyla maçı kazanacağımıza ben eminim. En kötü ihtimal 2-1 kazanırız diye düşünüyorum. Ali Koç ve Fenerbahçe yönetimi ne yaparsa yapsın, şampiyonluk yine bizim olacak. 24. şampiyonluğumuzu inşallah Mayıs ayında ilan edeceğiz. Bravo. Evet kardeşim. Üzerindeki forma? Bizim Irak'taki Türk takımının, İran'daki Türk takımının forması. Biz de Arma'nın peşindeye, bizimle burada birlikte olduğundan dolayı teşekkür ediyoruz. Alanya'da hava çok güzel. Tam 3 puan havası. Şampiyonlukla kutlayacağımız, yolun sonunda şampiyonlukla kutlayacağımız bir deplasman olur diye umuyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet Buğra kardeşim. Evet. Sen de bizler gibi sürekli Arma'nın peşindesin. Her zaman. Ve de tabii ki bu Arma'nın aşıklarından birisin. Seninle ilgili, Galatasaray maçıyla ilgili Alanya'da neler yaşarız?
gelecekte neler olur rica edebilir miyiz? Öncelikle Tufan kardeşimizi tebrik ediyoruz. Çünkü dünya üzerinde çok Galatasaraylı var. İmkanı olup maça gelemeyen arkadaşlarımız var. Onlara maçtaymış gibi hissettiriyor kendilerini. Her maçta özel videolar, özel röportajlar. O yüzden Tufan kardeşimizi tebrik ediyoruz. Böyle bir kanal açtığı için. İkincisi, bugün çok rahat kazanacağımı inanıyoruz. 3-1 gibi bir skorla ayrılacağız. 4-1. 3 olsun, 4 olsun. 4. Ondan sonra bugün yenip kalan bence 4 maç kalır. Fener maçını saymıyorum. Ondan sonra Allah'ın izniyle Mayıs'ın ilk haftası bu iş biter. İnşallah. Sevgili abicim, hoş geldiniz. İstanbul'da Galatasaraylı misafirlerimiz gelmiştir. İnşallah Galatasaray'ımızın kazanmasını istiyoruz. Gönül, canil gönülden bir Fenerbahçeli olarak tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. İnşallah kazanırsınız. Evet kardeşim, sen de yine armanın peşindesin yıllardır. Gençliğinden, çocukluğundan. Buradan beraber koştuğumuz bu işe çok şükür. Senin de bizler gibi çocukluk aşkın Galatasaray. Armanın Tufan peşinde. Kardeşimizi tebrik ediyoruz. Armanın peşinde olarak. Biz de düştük sevdamızın peşine yollara. Galatasaray'ımıza bu akşam başarılar diliyoruz. İnşallah 4-1 ben de yeniriz diyorum. Döneriz inşallah iyisiyle. İnşallah. Bravo. Bravo. Layıksın bu sevgiye, şanlı Galatasaray. Lay 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 lay. Armanın peşinde şu anda Alanya Kalesi'ni fethetti. İnşallah akşam da Alanya Spor fethedilecek. Nando. Kapanca. Hastayım, atma. Geçmiş olsun. Armağan'ın peşinde sizin için çok özel görüntülerle. Ve Icardi geliyor. Şu anda Icardi geliyor. Icardi, Mauro Icardi geldi. Armağan'ın peşinde kalan için. Mauro. Mauro. Başardık.
Merhabalar arkadaşlar, Arman'ın peşindeyiz. Bugün sizlerle beraber Galatasaray-Alanya Spor maçını izleyeceğiz. Ben bugün evde izleyeceğim. Babam ve arkadaşları da bugün Alanya'da deplasmanda olacaklar. Açıkçası bir şampiyonluk maçı. Az sonra maç başlayacak. Bizler de çok heyecanlıyız. İnşallah 3 puan alacağımız maç olur. Ben burada evde verdiğim tepkileri size paylaşacağım. Aynı zamanda babamların da maç esnasında yakaladığı görüntüleri sizlerle paylaşacağız ve hakem işaretini verdi. Maç başlamak üzere, şampiyonluk maçı başlamak üzere. Bizi izlemeyi, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sevinç.
yapıyor, şov, şov, şov yapıyor, şov. Barış Alper Yılmaz. Offside yok. Offside yok. Icardi. İnceleme gerçekleşiyor. İnce ince yangın yeriye. Buralar sayende yok şikayet. Gel bir seveyim. Aşkın olayım. Yok şikayet. Gel bir seveyim. Galatasaray'ın gol yükseği seni çocuklar gibi davranan Mauro Icardi. Şikeler yapılacak, penaltı çalınacak, Cimbom'u yine koyacak Fenerbahçe'ye. İkinci yarı Okan Hoca gerçekten şov yaptı ikinci yarı. Okan Hoca'yı kutluyorum, Galatasaray'ı kutluyorum. Muhteşem bir sonuç. Icardi boş geçmedi, Hakim Ziyech maçın ikinci yarıda yıldızlıydı. Barış Alper iki golle yıldızlaştı ve lider olduk tekrardan. Bakalım bizi Alanya'da nasıl görüntüler bekliyor açıkçası. Birazdan belki elime ulaşacak. Gerçekten çok merak ediyorum. Şampiyonluk dönemecinde. Kritik virajda gerçekten çok rahat bir galibiyet alıyor Galatasaray ikinci yarıda ve puanını galiba 72'ye çıkarıyor ve lider oluyor tekrardan Galatasaray'ımız. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. En kısa maçımız pazar günü Pendik Spor'la oynanacak.
Biz Rams Park'ta olacağız. Ardından da Adana Demir deplasmanına gideceğiz. Bir zor deplasman daha bizi bekliyor olacak. Dediğim gibi bizi beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arman'ın peşinde olmayı da asla unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.